Şeytan Allah'a sığınırım. İşte böyle diyor Cenab-ı Allah. Her kim kendisine yapılan haksızlığının benzeriyle karşılık verir. Yani bir haksızlık yaparsa onun benzeriyle karşılık verebilir diyor. Sonra aleyhine azgınlık ve saldırıda bulunulursa, yani karşılığını kısas olarak aynısını yaptığını veriyor. Fakat bu kişi bir sefer azgınca karşılık verirse Allah mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Bu mucizedir. Bak Allah ona mutlaka yardım eder diyor. İnşallah. İnşallah. İşte böyle. Çünkü Allah geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzde geceyi bağlayıp katar. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Bize her gün şimdi gece karanlığı göstertiyor. Bir süre sonra bütün dünyayı aydınlık olarak gösteriyor. Yine karanlık göstertiyor, yine aydınlık göstertiyor. Bu tabii insan buna alıştıkları için çok normal karşılıyorlar. Yani koskoca alemin karanlığa büründürülmesi çok büyük bir mucizedir. Aydınlatılması da çok büyük bir mucizedir. Ve insanın beyninin içinde oluşuyor bu olay. İnşallah. Çünkü dışarıda karanlık ve aydınlık diye bir şey yok. Dışarıda sadece karanlık vardır. Işık bizim beynimizin içinde oluşturuyor. Allah oluşturuyor beynimizin içinde ışığı. Ve bütün kainatı insanlar kendi beynin içerisinde bir gündüz ve bir gece olarak görüyorlar. Normalde sürekli karanlıktır. Çünkü ışık algı biçimidir. Yani beynin yorumudur. İnşallah. İşte böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında onların taptıkları ise şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah yücedir, büyüktür. Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında olanların taptıkları ise şüphesiz batılın ta kendisidir. Yani darinizm, materyalizm, her şey. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Böylece yeryüzünü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah lütfedicidir. Her şeyden haberdardır. O zaman görmedin mi demek nedir? Allah gökten suyun inişini de izleyin. Her şeyi izleyin diyor. İzlemek için bilime ihtiyaç vardır. İzleme demek bilim demektir. İnşallah. Yine bilimi emreden bir Kur'an ayetidir. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ganidir. Ölmeye layık olandır. Mülk o gün yalnızca Allah'ındır. O aralarında hükmedecektir. Artık iman edip salih amellerde bulunanlar nimetlerine donatılmış cennetler içindedirler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar işte artık onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Allah insanlara gurur yaratıyor, enaniyet yaratıyor. Küfürde gurur ve enaniyet çok şiddetlidir. Kibir ve enaniyet. Bak azap aşağılatıcı bir azap diyor. Aşağılanmak çok canını yakar küfrün. En rahatsız oldukları şeydir. Mesela ölümden çekinmez. Ama aşağılanmaktan çok çekinir. Evet, inşallah. En hoşlanmadığı şeydir. Allah da onlara aşağılanma veriyor. Canlarını aşağılanmayla yakıyor. Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bak Allah yolunda hicret edip öldürülen. Hicret etmiş Allah yolunda. Mesela evinden çıkmış, başka bir yere gitmiş fakat orada öldürülmüş. Veya ölmüş. Fakat Allah yolunda giderken ölmüş. Muhakkak Allah onlar güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Yani şehit olacaklardır diyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bak yine Allah görmedin mi diyor 65. ayet Hac suresinde. Görmedin mi? Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Allah yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Bak yerdeki de yerde ne var? Arabalar var. Motosikletler var, trenler var, değil mi? İnşallah. Otobüsler var, hepsi var. Ve denizde onun emriyle akıp giden gemilere, gemi kimin emriyle, kimin yarattığı güçten gidiyor? Allah'ın yarattığı güçten gidiyor, değil mi? İnşallah. Gemiyi de ben yarattım diyor, arabayı da ben yarattım diyor Allah. Çünkü gemi bizim beynimiz içinde yaratıyor Allah gemiyi, biz dışarıda göremeyiz. Simsiyah karanlık var dışarıda. Arabayı da göremeyiz. Araba hem saydam hem de simsiyahtır. Atomun yapısından dolayı. Allah beynimizde onu ışıklandırıyor. Renkli görüyoruz. Yani rengi yorumlayan bizim beynimizdir. Renk denilen şey o maddenin üstünden gelen dalga boylarının farklılığı olayı. Dalga olarak geliyor bize. O dalga boylarının farklılığını bizim beynimiz ışık olarak ve renk olarak yorumluyor. Dolayısıyla Allah gemileri de ben yarattım diyor. Karadaki bütün vasıtaları, arabalar, motosikletler her şeyi ben yarattım diyor.
Giden gemiler sizin yararınıza verdi. O izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Göğün de diyor atmosferin de yukarıda durmasını ben sağlıyorum diyor Cenab-ı Allah. Yoksa iner de diyor. İnşallah. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Bak Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bu bilinmiyor. Allah'ın merhametli ve şefkatli olduğu hep böyle birçok insan Allah'a haşa zulmedici bilir. Halbuki Allah'ın ana vasfıdır yani Rahman ve Rahim olması, evet. Şefkatli ve merhametli olması. Bunu her yerde görürüz yani gerek maddenin yapısında görürüz, gerek atomların yapısında, gerek hayvanların birbirine gösterdiği şefkatli bir çocuklarını korumalarını, yavrularını korumadaki özelliklerini görürüz. Değil mi? Mesela kaplan, aslan bile o yırtıcılıklarına rağmen yavrusuna karşı çok şefkatlidir, çok koruyucudur. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra diriltecek olan odur. Bak sizi diri tutan, diri kalmayı kim sağlıyor? Allah sağlıyor. Çünkü ışığımızı bir kesse Allah, görüntüyü bir kesse bizim diriliğimiz kalmaz. Hemen ölü hale geliriz. Sürekli bize bu görüntünün verilmesini Allah sağlıyor beynimize. Eğer görüntü bir an kesilmiş olsa, sesler bir an kesilmiş olsa, şuurumuza ait bilgi bir an durdurulmuş olsa derhal ölürüz. Evet. Onun için bak sizi diri tutan diyor Allah. Yani diri kalmanızı an an sürekli ben sağlıyorum diyor Allah. Her saniye. Sonra öldürecek, sonra diriltecek olan odur. Yani nasıl şu an sürekli size görüntü veriyorsam diyor Cenab-ı Allah, görüntüyü aniden durduracak olan benim ve sonra o görüntünün daha değişiğini devam ettirecek olan da yine benim diyor. Evet hocam inşallah. Gerçekten insan pek nankördür. Bu kadar nimete rağmen nankördürler diyor. Görmezden gelir, anlamazlıktan gelirler diyor. Lakayt diyorlar. Hakikaten gidiyorsam bakıyorum sokakta adam. Yani yabancı kanalları falan da geziyorum. Allah'tan tamamen habersiz halleri var. Mesela disko görüntüleri gösteriyor ve çok anlamsız. Göya eğleniyor gibi hareketler yapıyor. Böyle zafer işaretleri yapıyor. Dilini çıkarıyor. Bilmem ne hareketler yapıyor. Eğlenmek istiyor ama eğlenemiyor. Çünkü sıkıntı onunla beraber o diskotenin içine giriyor. Yani ya diyor sıkıntımı atmaya gidiyorum diyor. Sıkıntı senin sırtına binmiş zaten. Senden gidecektir. Diskoten kapısının sıkıntıyla beraber içeriye giriyor. Sıkıntıyla beraber gene diskotekten geri çıkıyor. Kalpler şeytan Allah'ın sınırım. Şeytan Allah'ın Allah'a ayeti açıkça söylüyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle ferah bulur diyor. İnşallah. Onun dışında bir ferahlık yoktur. Yani tepinmek, çırpınmak, bağırmak hiçbir şekilde sıkıntıyı gidermez. İçki içmek daha da artırır. Daha da bunalırlar. Biz her ümmete bir ibadet tarzı kıldık. Onlar bu tarz üzerine ibadet etmektediler. Öyleyse din işlerinde seninle çekişmesinler. Sen Rabbine çağır. Şüphesiz sen dost doğru bir hidayet üzerindesin. Her ümmete bir ibadet. Mesela Musevilerin ayrıdır. Müslümanların ayrıdır. Gerçi birbirine yakındır ama ayrıdırlar. Yani birbirinin aynı değildirler. Eğer seninle mücadeleye girişirlerse de ki Allah yapmakta olduklarınızı daha iyi bilir. Allah kıyamet günü kendisinde ihtilafe düştüğünüz şey hakkında aranıza hükmedecektir. Yani ehli kitapla konuşurken böyle hani yırtıcı keskin bir üslup değil. Allah yapmakta olduklarınızı daha iyi bilir. Tarzından bir üslup kullanın diyor Allah. Allah kıyamet günü kendisinde ihtilafe düştüğünüz şey hakkında aranıza hükmedecektir. Allah bu ihtilafınızın neticesini size bildirecek diyor ahirette. Evet. İnşallah. Allah'ın gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Ya yani kaderi bilmiyor musun diyor. Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunları bilmek Allah için pek kolaydır. Yani bir kitapta demek. Mesela biz şimdi burada konuşuyoruz. Bu kaderimizde olduğu için konuşuyoruz. İnşallah. Mesela bu kaderle ilgili konuyu kaderimizde olduğu için konuşuyoruz. Yani bu saatlerde, bu dakikada bunu konuşacağız. Mesela normalde Kur'an'dan değil de hadislerden de konuşabilirim ama Allah Kur'an'dan konuşurtuyor. İnşallah. İnşallah. Bunlar bir kitaptadır diyor. Ne demek bu? Daha dünya yaratılmadan ben bunu konuşmuştum. Daha dünya yaratılmadan, mesela bak siz ayrı ayrı yerlerden geliyorsunuz. Sen mesela dünyanın tabii başka ucundan, değil mi annen gelmiş, Allah kader diyor. Mesela babanı buraya getirtirmiş. Sen de buraya geliyorsun. Mesela çok zor bir şeydir bu. Ama Allah rast getiriyor. Mesela sen de öyle. Kaderin de böyle inşallah. Diğer kardeşlerimiz de öyle. 71. ayet.
şeytana Allah'a sığınırım. Onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisinde bir delil indirmediği ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için bir yardımcı yoktur. Mesela şu an Darwinistler, delil var mı diyoruz konuşmalarınızda, açıklamalarınızda. Delil yok diyorlar. Delil indirmediği ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Darwinizm, materyalizme tapıyorlar. Hiçbir bilgileri yok. Ne proteinleri hakkında bir bilgileri var, ne fosiller hakkında bilgileri var. Bak fosilleri biz açıkça göstertiyoruz. İnşallah. Allah'ın yarattığını açıkça ispat ediyoruz. Sen anlatır mısın bunları? Hayır hocam, inşallah. Anlat. Hemen göstereyim inşallah. Bu 125 milyon yıllık Araucaria kozalağı hocam inşallah. Hmm. Bir değişikliğe uğramış mı? 120 milyon, 5 milyon yıldır hiç değişmemiş. Demek ki evrim geçirmemiş Allah'ın izniyle. Bu da günümüzdeki Araucaria kozalağı resmi inşallah. Ekranda olan. Evet inşallah. Hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik, 125 milyon yıldır en ufak bir değişiklik olmamış. Demek ki evrim geçirmemiş, yaratılmış inşallah. Bu da yengeç, 47 milyon yıllık inşallah. 47 milyon yıl. Evet. Taşlaşmış. Değil mi? Bak taşın evet, arasında yontarak çıkartmışlar. 47 milyon yıldan beri tıpkısının aynısı. Hiçbir değişiklik yok. Evet. Şu an günümüzde yaşayan evet, resmi de orada. Yani milimi milimine aynı. İşte delil böyle gösterteler. Darwinistler eğer dürüstler böyle delil göstersinler. Delil göstertemiyorlar. Allah ona dikkat çekiyor ayette. Delil göstertemiyorlar diyor. Gösteremezler diyor Allah. Onlara karşı apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, ki apaçıktır ayetler, sen o inkar edenlerin yüzlerinde ret ve inkarı tanıyabilirsin. Yani yüzlerinde şeytani bir saldırganlık ve terslik oluşur diyor Allah. Neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyan üzerine çullanacaklar, saldırganlaşırlar diyor, ağzını bozuyor. Genelde hakikaten çok sert, soğuk yüzlü, böyle keskin dilli ve acımasız bir üsluplar oluyor. Yani hakikaten de Kur'an'dan konuşan biri olduğunda Kur'an'ı ön plana çıkarırsa saldırganlaşıp terbiyesizleşebiliyorlar. Evet. Bak neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyan üzerine çullanacaklar. Delaletin ve cahillikten kaynaklanan saldırganlığının ne boyutlara varacağını Allah ayette göstertiyor. De ki size bundan daha kötü olanı haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır diyor Allah. Kur'an'ın çok sakin bir dili vardır. Ateşe gideceksiniz diyor Allah. İnşallah. Yine Hac suresi 78. Allah adına gerektiği gibi cihat edin, gayret edin. Yani tam anlamıyla bütün gününüzü, imkanınızı Allah'ın dinini yaymaya ayırın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bak o sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in de dininde olduğu gibi. Demek ki İslam dini kolaymış. İbrahim'in dini nasıldı? Son derece kolaydı. İslam dini de öyle kolaydır diyor Allah. Size bir güçlük dilemedi diyor Allah. Cübbeli takımı kafasındaki adamlar ne yapıyorlar? Dini alabildiğine zorlaştırıp yaşanamaz hale getiriyorlar. Allah da ne diyor? Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi o sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Evet. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan önce de bundan sonra da Kur'an'da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı. Hazreti Musa da Müslümandı. Her zaman isminiz Müslümandı diyor Allah. Evet. Elçiler sizin üzerine şahit olsun. Siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Bu ayetler Allah'ın elçi sizin üzerine şahit olsun. Siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Ebced'i 2026 veriyor. Maşallah. Maşallah.